Sayın Toker, siz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu en acımasız şekilde, yani nasıl hak ettiği şekilde demek istemiyorum da, yaptığı işlerden dolayı eleştirebilen bir insandınız. Bu programlara katıldınız, bizim programlarımıza ve eksiklikleri hep söylediniz. Yani yetersizlikleri, muhalefetin örgütlenme eksikliğini, seçimin neden kaybedildiğini, ki seçim kaybedilmeden önce çok üstü kapalı gittiniz ama içinizdeki o öfke belliydi, yani olmuyor, olmayacak, bu sefer de olmayacak gibi bir ruh hali vardı sizde ve seçim sonrası sonunda patladınız. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi böyle olmaz diye. Bugün gördüğünüz tabloyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki önceki tabloyu şu an için, tabii ki daha hiçbir şey ortada yok, parti politikaları yok ama vizyon olarak nasıl değerlendirirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi doğru yolda mı? Tabii siz liberal parti, merkez sağdan geliyorsunuz ama en azından bir iktidar alternatifi doğabilir mi bu tarafta? Öncelikle üç tane tebrikle başlamam lazım. Birincisi, Türk siyasetinde öyle görmeye alışık olmadığımız uygarlık, medeniyet seviyesinde demokratik, barışçıl bir kurultay yapan, kongre yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik etmek isterim kalpten. Hasret kalmışız böyle bir demokratik yarışa. İkincisi, öyle kolay değildir Türk siyasetinde. 13 yıl genel başkanlık yapmış duayen bir isme karşı genel başkan adaylığını taviz vermeden ilan edip o yolda yol alıp bu seçimi kazanmak. Onun için Özgür Özel'i de kalpten tebrik ederim. Daima doğruya doğru, eğriye eğridir bende. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Üçüncü tebrikim de CHP delegesinedir. Yani ben her ne kadar CHP'li olmasam da ben bir muhalif seçmen olarak ana muhalefetin Türk milletine muhalif seçmene bir umut olmasını istediğimden dolayı Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerimi de yönelttim geçmişte. Ve hiçbir zaman da şunu da altını çizmek isterim. Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği için ben Kılıçdaroğlu'nu eleştirmediğimi defalarca vurguladım. Bu rejimde özgür olmayan ülkeler statüsündeki bir ülkede böylesine bir YSK varken, böylesine bir yapı varken, kuvvetler ayrımı yok olmuşken bir tek adam rejiminde mevcut iktidarı iktidardan sandıkta indirebilmek kolay bir şey değildir. Onun için Kılıçdaroğlu'nu o yüzden asla eleştir. Ama kampanya döneminde, onun öncesinde ve sonrasında yapılan hatalardan dolayı evet maalesef Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek zorundaydım. Seçim dönemi de şunu gösterdi ki seçim sonuçları, yani Kemal Bey'e kendi seçmeni bile inanmakta güçlük çekti. Yani örneklerini defalarca konuştuk. Helalleşme politikası bir şey getirmedi. Bu dinci sağ ile helalleşme. Kendi sorumlu olmadığı konularda bile çıkıp özür dilercesine bir helalleşme girişimi. Ondan sonra vaatlerinin bir kısmına seçmen inanamadı. Tam tersi, vaatlerde bulunan Erdoğan'a inandı. Deprem bölgesindeki konutlardan tutun emekliye verilecek bayram ikramiyeleri, maaşlarına kadar. Maalesef yani inandırıcılığı, samimiyeti, güvenilirliği, umut olma yeteneğini yitirmiş bir genel başkanın yerine şimdi yani 1-0'dan iyi bir rakamdır. Özgür Özel'i ben bilmiyorum. Partili arkadaşları mutlaka daha iyi tanıyordur. Partiyi yönetme yeteneği, kişiliği falan onu bilmiyorum. Ama ateşli bir konuşma yapabilen, meclisteki konuşmalarından biliyoruz. İktidar temsilcilerini tedirgin eden, kimyalarını bozan bir üsluba sahip. Umarım değil, aslında geçen haftaya oranla muhalif seçmen bugün daha umutludur. Ama ve tabii ki Özgür Bey'e bir kredi açmamız lazım, bir zaman tanımamız lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatalarından dönüş yapacak mı?
Anayasal hakkımız olan gösteri ve yürüyüş, barışçıl gösteri ve yürüyüş, yani muhalefeti sadece grup konuşmasında ve meclis çatısının altında önerge verdik, reddettiler. Önerge verdik, reddettilerle sınırlı mı bırakacak? Yoksa daha fazla halkın halka damardan girip vatandaşı ilgilendiren konularda anayasal haklarını da kullanarak bir muhalefete bir heyecan getirecek mi? Şimdi tabii ilk sınav yerel seçim olacak. Yerel seçimde bilinmeyenler var. Kendi kontrolü dışında olan konular var. En merak ettiğim şeylerden bir tanesi İYİ Parti ile olan CHP diyaloğu. Meral Hanım'ın tavrı Kılıçdaroğlu'nun şahsına mıydı? CHP'ye kurumsal bir tavır mıydı? Nasıl bir ilişki doğacak aralarında? Çünkü eğer benzeri bir, bilhassa İYİ Parti ile CHP arasında bir işbirliği, ittifak olmasa bile medeni bir aynı hedefe yönelik yerel seçimlerde başarı işbirliği olmazsa Özgür Bey'in işi zor. HDP'nin mesela İstanbul'u almak lazım yeniden, ama öyle bir rakibe karşı Özgür Bey aday bulmalı ki yani Erdoğan hep söylerim, İstanbul'u iki kere üst üste kaybetmeyi siyaseten kaldıramaz. Kendi tabanına da anlatamaz bunu. Devletin bütün imkanlarına sahip tek adam rejiminde partinin genel başkanı İstanbul'u iki kere kaybediyorsa, ben AKP'li olsam genel başkanı istifaya davet ederim. Herhalde bunu ben biliyorsam öyle bir şey olmaz tabii AKP'de, ama yani yerel seçim sınavı zor bir sınav olacak. HDP ile olan ilişki veya Yeşil Sol Parti, onlar aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? İYİ Parti çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Bunlar hala bilinmeyen şeyler ve bu konularda Özgür Özel nasıl tutum benimseyecek onu bilmiyoruz. Şimdi iki değişim beklentisi vardı herhalde hanımefendi CHP'li olduğuna göre değindi. Duyduğum %90'ı hoşuma gitti. %100'ü gitse zaten ben de CHP'de siyaset yapardım. Doğru. Öyle ekonomi konularını bir kenara koyarak konuşuyorum. Şimdi değişim dediğimiz zaman evet, genel başkan değişti. Bu artı bir. Ama değişimden kastımız zaten pek çok CHP'linin rahatsız olduğu dinci sağıyla siyasal İslam'la olan aşırı flört, laiklik ilkesinden verilen tavizler, bunlardan bir uzaklaşma olup partilerini kuruluş değerlerine, Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet değerlerine taşıyabilecekler mi, taşıyacaklar mı, nasıl yapacaklar, bunu zaman gösterecek. Ama dediğim gibi ben hiç olmazsa ben geçen haftaki Türkiye'den bu hafta ben daha çok umutluyum muhalefet açısından. Teşekkür ederim. Gökçe Gökçen aramızdan ayrılacak. Onun için hemen bir soru daha soralım. Önemli bir şey söyledi Sayın Toker. Hemen soralım. İYİ Parti ile ittifak konusunda, ya daha doğrusu ittifak konusuna yeni yönetim nasıl bakacak? Cumhuriyet Halk Partisi onu sordu. Önemli bir soru. İkincisi, hakikaten yani bir İslamcı sağla işbirliği yeniden, hani merkez sağ, Atatürkçü sağ, liberal sağ, bunu anlıyor insanlar, ama mesela sizin de biraz önce Sayın Gökçen söylediğiniz gibi bir Atatürk'e, Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet'e hakaret edip gelip Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan isimler gibi isimler de artık yer almayacak diye düşünüyorum. Siz öyle dediniz çünkü, ama ittifak konusuna nasıl bakıyor ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kapılarını tekrar merkez sağa açacak mı? Şunu söyleyeyim. Öncelikle tabii güzel yorumlar için teşekkür ediyorum ben de. Önümüzdeki süreçte tabii parti kurulları karar verecek bunlara. O yüzden ben şu an için kendi görüşlerimi söyleyebilirim bir parti meclis üyesi olarak. Dolayısıyla parti meclisinde ve MYK'da bunlar konuşulacak, ama biz kurultaya giderken şunları söylemiştik. Bizim en büyük mücadelemiz tek kalbimiz. Şimdi
şey, Malatyalı bir muhtar. Yok değil. İmambakır Üküş bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerisidir. Tunceli'de bir isimdir. İstanbul Gerçeği diye bir web sitesinin sahibidir. Aslında önceleri bir gazeteciydi. Sonra bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak çıktı. Şimdi şöyle bir şey. Hiçbir gazetecinin bir kere böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Eğer gazeteci kimliğiyle konuşuyorsak. Peki partili kimliğiyle konuşuyorsak, bir partili genel başkanına parmağını sallayarak gitmeyeceksin kardeşim, duracaksın burada, gireceksin geri içeri, çekilmeyeceksin, çekilmeyeceksin tehdit eden bir vaziyette yetmedi. Genel başkan etrafındaki isimlere de dönerek onlara da bir salvo yağdırması. Bu nedir biliyor musunuz? İşte siyasetteki çürümenin bir gösterisidir bu. Bu siyasetteki çürümenin bir göstergesidir aynı zamanda. Etrafındaki isimlere de dönerek onlara da bir salvo yağdırması. Yani, arkadaşlar bu nedir, sesi biliyor musunuz? Siyasetteki çürümenin bir arkadaşlar, göstergesidir. Arkadaşlar sesi keser misiniz videodaki? Bu sesi. Siyasetteki çürümenin bir göstergesidir aynı zamanda. Etrafındaki isimlere de dönerek. Evet, şimdi Sayın Toker, bu görüntü size neyi anımsattı? Siz de bir genel başkansınız. Yani kurultayda oldu, hadi geldi geçti geçelim, bunu bir daha konuşmayalım gibi bir şey yanlış. Bunun konuşulması gerekir siyasi etik açısından. Konuşulması gerekir siyasi terminoloji açısından. Konuşulması gerekir yani siyaset ahlakı açısından. Böyle bir şeyi böyle bir insan nasıl bir genel başkana yapabilir? Ve daha da önemli bir soru, bir genel başkan kendisine yöneltilen bu kadar ağır bir tabloyu nasıl sessizce izleyebilir ve o adamın dediğini nasıl yapar? Fatih Bey, bunu konuşuyoruz çünkü basına yansıdı bu. Ben size açık söyleyeyim. Bence her siyasi partide envai çeşit insan oluyor. Kimisi cengaver oluyor, kimisi sağduyulu oluyor, kimisi çıkarcı oluyor, kimisi heyecanlı oluyor, kimisi sakin oluyor, kimisi haddini biliyor, bilmiyor. Ve ben dün bir kanaldaydım. Bütün gençlere, bilhassa siyaset bilimi okuyan gençlere şunu tavsiye ettim. Kardeşim ne yapın yapın, küçük büyük demeyin. Binde birlik veya %25'lik her hiç fark etmez. Mutlaka ve mutlaka birden çok adayı olan siyasi parti kongresi izleyin. İki fakülte daha bitirirsiniz. Türk insanını hiçbir yerde tanımadığınız gibi rahat tanırsınız. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu bence bu yani her siyasi partide kapalı kapılar arkasında olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Ve çünkü insan egosu, doğası dediğim gibi yani bu bir dernek değil, bu bir siyasi parti. Envai çeşit insan, envai çeşit beklentiyle geliyor. Kimisinin mama kesilir mi acaba genel başkan değişirse endişesi var. Kimisi koltuğum gider mi, kimisi havam gider mi, makamımı kaybeder miyim? Ve dediğim gibi yani ben aslında bunu izlediğim zaman yadırgamadım. Ama neyi yadırgadım? Dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun hiç tepki vermeyip sessiz kalmasını yadırgadım. Esas beni nereye götürdü o biliyor musunuz? Madem Kılıçdaroğlu bağırış çağırış sonrası böyle bir karar aldı, acaba Kılıçdaroğlu 10 Ağustos 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterirken bir baskı altında mıydı? Böyle bir baskıyla karşılaştı ve böyle bir karar mı aldı? Veya 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü çatı adayı gösterirken parti içinde kendisine bu üslupla veya daha hafifini baskı yaparak mı aldırdılar ve Kılıçdaroğlu o baskılara dik duramayıp mı aldı? Ben bunu merak eder oldum. Yani nereden baksanız CHP'nin başında 13 seneye yakın genel başkanlık yapmış birisi. Ama o bahsettiğiniz şahsın yani her partide benden başka diğer küçük siyasi partilerde de başkanlık yapmış veya yapan siyasetçilere soracak olursanız
Yani böyle insanlar her partide var. Envai çeşit insan var. Ha, hoş mu? Değil. Ama bunu basına yansıdığı için konuşuyoruz. Birisi çekti ve dağıttı bunu. Ama kapalı kapılar arkasında, o otel odalarında ne bağırış çağırışlar. Belki de genel başkanın da dahil olduğu. Yaşandığından eminim. Bir kısmına ben, yani bizimki Türkiye'nin en küçük siyasi partilerinden biriydi ama egolar devreye girdiği zaman o kurultaydan, kongreden bir gece önce sabah 3'lere, 4'lere, 5'lere kadar ne Bizans oyunları, ne katakulliler, ne dolambaçlı yollar, hakaretler, kavgalar olduğunu ben bile Liberal Demokrat Parti'de yaşadım, gördüm. Değerli arkadaşlar. Orada söylenen şu, bu kadar bağırmayacaksınız gibi bir söz ve Özgür Özel'i yolundan çevirdi. Yanına çağırdı Sayın Selvi Kılıçdaroğlu. Ben bunu çok büyütmeyeceğim. Bu doğal bir şey. Kurultay heyecanı. Hiç doğal değil. Yani bir genel başkan adayı konuşuyor. Bak, ama evladı yaşında yani kaç yıldır tanıyor. Buna gerek yok diyelim biz. Kurultay heyecanı. Buyurun Sayın Toker. Aslında ben bunu daha kabul edilemez buluyorum ama bence nedeni aslında esas kabul edilemez sözü Kılıçdaroğlu birkaç gün önce söyledi kurultaydan. Partiyi dedi şu 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 niteliklere sahip birisine devredeceğim dedi. Çünkü niye o havada biliyor musunuz? Siyasi partiler yasası genel başkanlara o kadar uzun süre o kadar inanılmaz yetki veriyor ki partileri genel başkanlar babalarının çiftliği zannediyorlar. O koltuktan da asla hiçbir gücün onları kaldıramayacaklarını zannediyorlar. Türkiye'nin en büyük meselesi siyasi partiler yasasıdır Fatih Bey. Yani anayasanın ilk 4 değiştirilemez, teklif edilemez maddesi varsa Türkiye'deki yasalar arasında değiştirilmesi teklif edilemez tek yasa siyasi partiler yasasıdır. Hiçbir genel başkanın onu değiştireceğiz diye vaatte bulunduğunu veya bir harekete geçtiğini göremezsiniz. Kılıçdaroğlu da o havaya girmiş maalesef. Sen neyi devrediyorsun ya? Parti senin malın mı? O zaman kurultay falan yapma. Padişahlık gibi babadan oğula devret. Böyle bir şey olabilir mi? Herhalde o zihniyet hanımefendiye de yansımış ama Özgür Özel gayet kibarca medenice ekarte etti o durumu. Yani ben bunu o kapalı kapılar ardındaki bağırış çağrıştan daha kabul edilemez buldum. Bu benim fikrim tabii. Tabii derin yorumlaması lazım. Şimdi çok kıymetli, çok değerli bir milletvekilimiz var. Siz dediniz ya demin siyasi partiler yasasının değişmesi gerekir diye. Bu kıymetli milletvekilimiz İYİ Parti eski milletvekili, Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu. Hem eski hem Eskişehir. Nebi Hatipoğlu seçimlerden önce, milletvekili seçilmeden önce bir Bursa'da bir yerel kanala çıkıyor ve kendisine siyasetle ilgili sorulan bir soruya Eskişehir düzeltiyorum. Eskişehir'de bir yerel kanala çıkıyor ve kendisine siyasetle ilgili soru soran gazeteciye özellikle ya seçildiğiniz zaman başka partiye geçer misiniz ya da başka bir şey yapar mısınız diye soran gazeteciye öyle bir yanıt veriyor ki Allah böyle bir yanıt olamaz. Bir getirin arkadaşlar onu. Siz ileride gerekirse İYİ Parti muhalefette kalırsa, AK Parti tekrar iktidarda olursa AK Parti'ye geçer misiniz diye sordum. Ben net bir soru. Evet ya da hayır. Tabii ki geçmem. Ne işim var? Yani ben kere, tarihe not düşmek için söylüyorum. Kere, ileride böyle bir şey olursa kere, sormuş olayım diye. Bir kere şöyle bir şey var. Siyaset bu. Siyasette belli olmaz. Belli olmaz yani. Türkiye'de iki tip siyasetçi var. Bir siyaseti iş olarak yapanlar, biri de hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah da bizi iş kolu yapmadan nasip etmesin. Şahıs olarak. Bindiğim araçtan inmem yani.
Allah'ı karıştırdığı için söylüyorum. Allah onu bunu milletvekilini iş için yapmasını nasip etti yani. Yani kendisi değil ha, Allah nasip etti. Niye? Hizmetti diyor, eğer partimi değiştirip AKP'ye geçersem ben diyor hizmetten vazgeçip iş için, yani iş için diyor geçmiş olurum. Allah da beni bana bunu bana nasip etmesin diyor ama Allah'ın nasip etmediği şeyi kendisi kendi kendine nasip etti. Yani becerdi. Ne yaptı bu parti? Öbür fotoğrafları getirin arkadaşlar, bu Hatipoğlu'nun fotoğraflarını bir getirin. Onun üzerinde de konuşalım. Bir tam ekran yapın arkadaşlar. Bir dakika önce, yani seçimlerden önce Allah bana kısmet etmesin diyen Hatipoğlu bu pozu verdi. Rozeti de getirin arkadaşlar. Şu an gördüğünüz Hatipoğlu'na bilmiyorum ya ne diyeyim ya. Rozetini Cumhurbaşkanı takıyor. Ya siyasette hakikaten yani aklım almıyor bazen Sayın Toker ya. Yani insan hani fikir yani böyle bir hafif bir renk değişikliği olur. Hani diyelim ki sağ partidesin, yine bir başka sağ partiye geçmeyi düşünürsün. Biraz ama yani daha önce yaptığın konuşmalar tabii böyle bir şey açık kapı bırakır. Lebillah. Allah nasip etmesin, çarpılırım diyen bir, eğer ben geçiyorsam AKP'ye bu iş içindir diyor. Yani iş. Yani bunu dedikten sonra bir bakıyorsun ki MKYK toplantısında nal gibi rozeti, ampul rozetini yakasına takmış Hatipoğlu ve orada da ne diyor bak. Yani ya Sayın Toker, yani özrü kabahatinden büyük diye bir laf var biliyor musun halk arasında. Yani insan böyle bir şey yaptın, böyle bir döndün. Yani Mevlevilerin bile hayran kaldığı bir dönüş bu. Yani bu kadar dönülür mü? Döndün. Peki ne diyorsun? Bak şöyle demiş Erdoğan'a. Sizi mahcup etmemek için ülkemize, milletimize canımı dişime takarak hizmet etmek hayat düsturum olacaktır Sayın Cumhurbaşkanım. Yetmemiş, devam etmiş. Uçmuş yani artık şey, fren falan boşalmış. Hepinizin bildiği üzere kadere bir beşer olarak müdahale etmenin imkanı yoktur. Gönlüm isterdi ki kısa siyaset yolculuğum burada sizlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlasaydı keşke. Ancak aylardır fırsat bulduğum her platformda, bunu da söylüyor ya, fırsat bulduğum her platformda milletvekili seçildiğim günden bu yana kamuoyunda açıkça belirttiğim için gönlüm ferah olarak burada konuşuyorum ve söylüyorum. Sizin yanınızdayım. Ama şimdi bu Nebioğlu'nun şirketleri devlet bankalarından ne kadar kredi almış, onlar da ortaya çıkıyor. Peki, ya Sayın Toker bu nedir ya? Şimdi bu yerel bir kanalda değil mi geçiyor bu soru? Evet, evet, evet. Demek ki oradaki gazeteciler bu adamı biraz tanıyorlar ki... Daha ya bu adam bunu yapabilir, böyle bir karakterde herhalde diye ortadaki gazeteci o soruyu sorma ihtiyacı hissediyor. Ön tedbir olsun diye ve hakikaten de yayınlanıyor gördüğünüz gibi. Mesele ne biliyor musunuz işte seçim sistemi hocam. Şimdi bu adamı ne seçmeni tanıyor ne o seçmenini tanıyor. Seçmen de umurunda değil. Erdoğan onu yarın alır bir dahaki seçimde başka bir ilden birinci sıraya koyar. Çünkü pusulada millet genelde kurt, kuş, kuzu, ampul, balık falan bir şeye basıyor. Ama kim, bak ben tekrar ediyorum. Ben 14 Mayıs günü geçersiz oy kullandım meclis pusulasında. Niye kullandım? Çünkü ben kimi vekilim olarak seçtiğimi bilmiyorum. Ya o verdiğim oyla Kılıçdaroğlu'nun listeye koyduğu bir siyasi İslamcıyı meclise taşıyorsam, ben nereden bileceğim bunu? Gittim pusulanın her yerine damgayı bastım, geçersiz oy kullandım. Ha, Cumhurbaşkanlığında verdim Kılıçdaroğlu'na, vermek zorundaydım. Onda rahmetli annemin hatırı için verdim. O sağ olsaydı gider Kılıçdaroğlu'na verirdi, onun yerine verip diye verdim diye teselli aradım kendime. Ama bu yani örnekleri çoktur bunun. Bir fırıldak kubi vardı, dolaşırdı.
parti parti dolaşıyor. Allah rahmet eylesin. Afyon'da bir otelde intihar etti en sonunda. Öyle mi? Evet. Kubilay Uygun. Evet. Evet. Daha geçen dönem gördük, bir tane teğmen vardı. Kılıçdaroğlu. Mehmet Ali Çelebi. Evet, evet. Ya, çünkü seçmen beni cezalandırır korkusu yok seçilende. Çünkü seçen tanımıyor zaten, ambleme basıyor gidiyor. Kimi seçtim? Kim benim temsilcim? Kim benim vekilim? Eğer milletin vekili olsa bu kadar kanun, vatandaşın aleyhine bu kadar kanun o meclisten geçer mi? AKP, MHP ile reddedilen o önergeler reddedilir mi? Toplumu derinden etkileyen konular. Kadına şiddetten tut depremine kadar. Askerin zehirlenmesinden tut maden kazalarına kadar. Ben hep sorarım sosyal. Lan siz kimin vekilisiniz? Hangi milletin vekilisiniz? Bunları meclise soruşturmayacaksınız, araştırmayacaksınız diye. Kim? Kara paraya yönelik araştırma önergesi Sayın Toker mecliste reddedilir miydi bugün? Abi edilmezdi. Şunu sormak lazım. O zaman niçin kara para aklamada Türkiye 3 senedir gri listede? Tabii. Mehmet buyurun. Şimşek niye uğraşıyor? Birisi sorsun iktidar temsilcilerine. Türkiye nelere göz yumdu da uyarılara rağmen kara para aklamada Sudan, Suriye ve Yemen'le aynı sınıfta gri listeye alındı. Ve şimdi Mehmet Şimşek neleri yapmaya çalışıyor ki bu gri listeden çıkalım da Türkiye'ye yatırım gelsin. O milletin vekili olan, hayır oyu veren önergeye, milletvekillerine birileri bunları sorsun. Bir şey daha var Sayın Toker. Bugün parlamentoda gündeme geldiği için bunu söyleyebiliriz. Gerçi ben parlamentodaki soru önergesini söyledim diye benim hakkımda dava açtılar ama yani bir şey diyemem, genel kurulda söylenmiş. HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Kocadoğan demiş ki Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Tuzla Spor'un maç biletleri fiyatları nasıl 4000 TL'ye çıktı? Devam ediyorum. İddiaya göre kulübün başkanı Bulgaristan'da bir bazı şirketin ortağıdır. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça bilet almaya çalışan gazeteci Murat Ağrel ilginçtir ki bu kadar yüksek meblağlara rağmen maç biletlerinin büyük bir kısmının satıldığını görüyor 4000 liradan Tuzla Spor maçı. Ama maç başladığında tribünlerde sadece 4 kişi var diyor. Yani Allah aşkına ya. Böyle bir ülkede kara paraya yönelik ve vergi kaçakçılığına yönelik araştırma önergesi nasıl reddedilir ya? İşte bu milletvekilleri ne işe yarıyor diye sordunuz ya. Demin anayasa değişikliği değil sadece. Bu kaldır indir var ya. Tabii. İnanılmaz bir şey Sayın Toker ya. Bak parlamentoyu ben bilen bir insanım. Şu an Türkiye'de halkın yararına, halkın istediği şekilde, halkın çıkarını koruyan, işte rüşveti, irtikabı, haksızlığı, kara parayı, bu tür yolsuzlukları engelleyecek bir tek araştırma önergesi ya da yasa teklifi geçiremezsiniz. Geçmez, yapmazlar. Hepsi reddedilir. Buna en büyük destek MHP'den gelir. AKP bunu engeller. Buyurun. Fatih Bey, biraz da millete göre, biraz değil, işin çoğunluğu millete düşüyor. Bakın, geçen dönem kuru ekmek buluyorlarsa aç değiller demektir diyen evet. Denizli milletvekili yeniden seçildi. Tarafından tekrar aday gösterildi ve Denizli halkı da bizim vekilimiz ol diye seçti onu. Siz dar bölgeden yana mısınız? Dar bölge seçim sistemi bu sorunların çoğunu ortadan kaldırabilir mi? Yani biliyorum benim soru sormamam lazım ama. Evet, roller değişti ama buyurun. Yani ben LDP 94'te kurulduğundan beri programında iki turlu dar bölge seçim sistemi vardır. O zaman milletvekili kendisini seçenin nefesini ensesinde hisseder. O zaman yerel basın milletvekilini, belediye başkanını takip ettiği gibi takip eder. Sivil toplum o zaman organize olur, seçilen bölgenin milletvekilini, performansını, oylama sicilini, mecliste kimden yana durduğunu
takip eden rakipleri dar bölgede o milletvekilinin neye evet neye hayır dediğini takip eder, seçmene, o bölgedeki seçmene duyurur. Lider sultası törpülenir. İcabında o dar bölgenin milletvekili der ki kusura bakma genel başkan, ben bu şeye evet oyu verirsem veya hayır oyu verirsem ben bunu bölgemdeki seçmene izah edemem. Onun için yemişim senin grup kararını. bu böyledir. Dar çok bölgeyi irdeleyin biraz. Siyasi bir tanımlama oldu. Gelir görülüyor yeni bütçede 11 trilyon lira gider görünüyor. Şimdi hesap 3 trilyon lira eksik var. Nasıl kapatacaklar bunu? Milletin cebinden adam söylüyor. Sıkı para politikası diyor. İş talebi kısacağız diyor. Yani milleti limon gibi sıkacağız. Cebinde para bırakmayacağız diyor. Cebinde para bırakmamanın tek yolu var. Vergileri arttırmak, asgari ücreti, emekli maaşlarını düşük tutmak. Memur maaşlarını düşük tutmak. Ya bunun başka, ya o kadar komplike bir şey değil Fatih Bey. Sizin benim evdeki bütçemle devletin bütçesi o kadar farklı değil. Gelir gider. Cebime giren para, cepten çıkan para. Sosyal yardım dediniz. 3-4 sene önce şimdi aklıma geldi. Sayıştay raporu dedi ki, Sayıştay raporu bak bir partinin iddiası falan değil. 30 küsür bin engelli olmayan insana engelli maaşı ödeniyor dedi. Evet. Aile Bakanlığı mıdır nedir, üstünü kapattı gitti. Ne oldu o konu? Hala alıyorlar mı parayı? Alıyorlar. Engelli olmayanlara engelli maaş. Sayıştay raporu. Nereden tutsan elinde kalıyor. Evet, yani bütün bunları konuşacağız. Çünkü parlamentoda bütçe görüşülüyor. Bütçe görüşülüyor. Kimse konuşmak istemiyor. Yandaş medya hiç dokunmuyor ama yeniden değerlendirme oranları üzerinden yaklaşık %55 ile %60 arası yıl başında bütün devlet işlerine zam var. Matbusu, harcı, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, aklınıza ne gelirse %60 zamlı yaşayacaksınız. Ne zaman? 1 Ocak'tan itibaren. İsterse size %30 yapsın, isterse %40. Anında Ocak ayından itibaren %60 olarak devlet bunu cebinizden geri alacak. Dışarıda hafif bir yel olsa bizimkiler zatürre oluyor. Neden? Fatih Bey, coğrafyada sorun yok. Coğrafyada sorun olsa, şimdi dün hazırlamıştım şu listeyi. Mesela bizim enflasyon oranı biliniyor. Bir TÜİK'in yayınladığı, bir de ENAG'ın yayınladığı 3 haneli. Tabii. Şimdi coğrafyamızdan ülkelerdeki enflasyon oranına bakalım. Onlar da Covid'den etkilendi. Ukrayna savaşı bizi ne kadar etkilediyse onları da etkiledi. Orta Doğu, Gazze'de olanın olup bitenin bizim yani bizi ne açıdan etkiledi bilmiyorum ama petrol fiyatı artarsa Gürcistan'da da artar, bütün dünyada artar. Şimdi bakalım, Gürcistan'daki en son bu ayki enflasyon oranı yıllık 0.8, 1 bile değil. Ermenistan'da 1/1, neresi burası? İsrail'de 3.8, Irak'ta 3.5. Irak'ta. Ürdün'de 1.2. Ürdün'de. Hemen Gazze'nin yanı başı. Yunanistan 1.6. Bulgaristan 6.3. Bir tane ülke var çift haneli. O da Azerbaycan 10.9. Kaynağımı söyleyeyim. Trading Economics diye bir site. Bütün dünyada 196 ülkeden 20 milyon veriyi toplayıp değerlendiriyor ve sitesi 1,5 milyar kere ziyaret ediliyor bu sitenin. Hani güvenilir güvenilmez. Ben bu rakamları paylaşmış olayım. Erdoğan dedi ki küresel bir sorun, yüksek enflasyon. Allah Allah. Şimdi Afrika'da 54 tane bağımsız ülke var. 52 tanesinin enflasyonu bizden daha düşüktü. Sadece Sudan ve Zimbabwe'nin, geçen ay Zimbabwe'nin enflasyonu da yıllık %18'e düştü.
Sadece Sudan bizden yüksek. 196 ülke arasında Venezuela, Arjantin, Suriye, Sudan ve Lübnan'dan sonra en yüksek enflasyona sahip dünyada Türkiye var. Hangi coğrafya sorun ya? Tamamen kötü yönetim. Demin gösterdiğiniz manzaralar, pazar artıklarını toplamak, bayat ekmeğin peşinde koşmak, bayat poğaçayı yarı fiyatına almak falan, bu manzaralar ne Irak'ta var, ne Azerbaycan'da var, ne Ermenistan'da var, ne Bulgaristan'da, ne Irak'ta var. Ama Türkiye'de var. 80 milyonluk bu coğrafyadaki, hep söylerim, dünyanın en zengin, enerji havzalarıyla en zengin ekonomik birliğinin arasındaki ülkede böyle bir ekonomi olmaması lazım. Böyle bir sefalet, fakirlik, acınası bir durum olmaması lazım. Ama o kadar kötü yönetildik ki ekonomi bilhassa dış politikaya bağlı olarak, mezhepsel dış politika siyasetine bağlı olarak, komşumuzda çıkan yangına benzin döktüğümüzden dolayı, ümmetin lideriyiz kompleksinden dolayı, batıya kafa tutmaktan dolayı, ya yani anlaşamazsın olabilir ama niye kafa tutuyorsun kardeşim? Sen kim tutuyor başka senden başka batıya kafa? Bu nasıl bir komplekstir? Bütün bunların bedelini ödüyor Türk milleti. Ha, önüne de sandık geldi. Şu manzara seçimden önce yok muydu? Vardı. Yine millet açlıktan helak oluyordu. Pazar artığını topluyordu. Bu manzaraları 2019, 2020, 21, 22, 23 yayınladınız hep. Millet de gitti sandıkta. Abi devam bu kafada dedi. 5 sene daha 2028'e kadar böyle yönet dedi bizi. Ben coğrafyada bir sorun yok. Bizim yönetimimizde bir sorun var. Ve milletin tercihinde bir sorun var. Az önce dezenformasyon yasası dendi. Bakın, özür dilerim. Yine ekonomiye bağlayayım. Programın o bölümünü kapatırken vergilere korkunç zam gelecek dediniz. Doğru. Ama bu sene ne oldu? Adam bir kere topladığı vergiyi bir daha topladı ya. Motorlu taşıtları ve Türk yargısı Türk milletini iktidarın ceberrut, kanunsuz uygulamalarından korumak için var olan Türk yargısı, tamam dedi, iki kere de al, üç de al, dört de al, bizi ilgilendirmez dedi. Anayasa Mahkemesi buna. Anayasa evet. Mahkemesinden bahsediyorum. İki kereye izin veren, üçe dörde de izin verir. Ne olacak? Erdoğan olsam bir posta daha şey yaparım, motor taşıtları. Madem öyle, ben de böyle derim. Beni de seçtiniz kardeşim. Şimdi bu açıdan baktığım zaman maalesef kötü yönetimin bedelini ödüyoruz. Kötü coğrafyanın bedeli sınırlı. Dediğim gibi niye Ürdün'de 1.2 arkadaşlar? Savaş onun burnunun dibinde, benim burnumun dibinde değil ki. Onun için yani ben böyle bakıyorum bu olaya. Dezenformasyon yasası. Türkiye'nin başına dert, Türk milletinin başına dert olan bir yasa var. Öyle muğlak ve öyle keyfiyetle kullanılıyor ki milleti kin ve nefrete tahrik etmek bilmem ne. Ağzını açanı ondan alıyorlar. Peki 80 milyonluk ülkede benim bu söylediğimden dolayı kin ve nefrete kapılmış bir Allah kulu var mı? Yok. Şimdi öyle soyut bir kavram. Kin ve nefrete tahrik. Adam onu alıyor, bunu alıyor. Sanatçıyı alıyor, gazeteciyi alıyor, sivil toplumcuyu alıyor, milletvekilini alıyor. Şimdi o yetmedi. İki muğlak terim daha buldular. Korku, panik ve endişeye sevk. Allah Allah. Kim korku, panik ve endişe? O da muğlak, soyut bir kavram. Ne bu? Ölçüyor musun korku düzeyini toplumda falan filan? Yok. Onu da uyguluyor. Halbuki o yasa, kin ve nefret yasası, halkı kin ve nefrete tahrik etmek, İkinci Dünya Savaşı'nda olanlar bir daha olmasın diye azınlıkları korumak için çıkmış bir yasaydı.
Hadi gidelim şu grubun, şu etnik grubun dükkanını yağmalayalım. Hadi arkadaşlar yürüyün. Şu grubun evlerini basalım. Hadi arkadaşlar yürüyün. Onun önüne çıkmak için geçirilmiş bir yasa. Bugün muhalefeti susturmak için gelişi güzel kullanılıyor. Onlar yani dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuzda bu yasa, dezenformasyon, kin ve nefret, Anayasa Mahkemesi kararının bu akşam hala adam içeride. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Adalet Bakanı ne diyor? Top Yargıtay'da diyor. Bekleyelim yargı sonucu bitti arkadaş. Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasayı mı bilmiyorsun? Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanır diyor yasa. Şimdi böyle Mehmet Şimşek garibim de gidiyor ülkeye yatırım getirin diyor. Ama batılı yatırımcı olsam sen önce uluslararası anlaşmalara riayet et. Önce anayasanı uygula. Önce kanunlarını bir çağdaşlaştır. Yargını bağımsız hale getir de ondan sonra ben senin ülkene para getirir miyim getirmez miyim düşüneyim. Onun için yani ben o bahanelere hiç şey yapmıyorum. İşte Orta Doğu karıştı, Ukrayna karıştı, petrol fiyatı, İran, Mısır, şu, bu, mülteci gelir, sığınmacı gelir, onlar hikaye. Hepsinin dibinde en sonunda kötü bir yönetim var. Çok kötü yönetim var. Bu coğrafyadaki bu ülkeyi bu kaynaklarıyla, imkanlarıyla lan ben fakirleştireceğim desen başaramazsın. Uğraşsan bu fakirliği getiremezsin. Enflasyonda dünyada ilk beşe sokamazsın. Bu kadar ne? Evet. Varlık fonu kendisini denetleyecek şirketi kendisi seçiyor. yani 33 milyar dolarlık toplam fon var içeride. Ve bunu Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği bir denetim şirketi Cumhurbaşkanı'nın başkanı olduğu varlık fonunu denetliyor. Ne diyeyim Sayın Toker? Denecek bir şey. Bu rejimi Türk milleti herhalde dünya tarihine geçmiştir. Bütün Orta Doğu tek adam rejimlerinden kurtulmaya çalışırken Türk milleti gitmiş sandığa oy atmış. YSK'da işte kararı vermiş referandum günü. Bizi tek adam denetlenmeden, sorgulanmadan, sorgusuz, sualsiz bizi denetlesin demiştir. O referandum 16 Nisan 2017 referandum metnini bir Batı demokrasisinde bırakın halk oyuna sunmayı meclisine getiremezler. Utanırlar. Hadi diyelim ki bir orta halli bir demokraside referanduma sunulsa ona %12 evet çıkmaz. Ama Türk milleti dinlememiştir fikir liderlerini, muhalefet liderlerini. Bu günleri yaşayacağımızı biliyorduk. Kayıtlarda var, arşivde var. Söyledik. Bu rejim rejim değil diye. Türk milleti gitti, evet oyu verdi. Şimdi öyle ağlamak yok. Bir vergiyi iki kere alıyorlar. Topladıkları verginin hesabını vermiyorlar. Şatafat yaşıyorlar. Mecliste hiçbir gücü kalmadı. Yani bu olacağı buydu. Su yolunu buldu. Ve bu cendereden de çıkış yok. Bir daha kolay kolay çıkış yok. Kurumlar mahvoldu. Kurumlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti yapan işte ılımlı İslam projesinde İslam ülkelerine örnek gösterilmesine neden olan Türkiye Cumhuriyetlerine örnek ülke gösterilmesi abiniz diye tanıtılmasına neden olan şey Cumhuriyet'in kurumlarıydı. Anayasal kurumlarıydı. Ne Anadolu Ajansı kaldı, ne TRT'si kaldı, ne Merkez Bankası kaldı, ne TÜİK'i kaldı, ne Sayıştay'ı kaldı, ne Anayasa Mahkemesi kaldı. Kurumlar bitti. İktidarı bir gecede değiştirirsiniz. Ülkeyi yöneten adamı hadi değiştirebilirsiniz seçimde belki. Ama kurumları yeniden adam edip eski haline getirebilmek 10, 20, 30 sene sürer belki o kültürü yeniden yerleştirebilmek. Onun için ülke kökünden çatırlıyor deyip duruyoruz. Şimdi Sayın Toker, mecliste bir şey söyleyeceğim sonra Nur'u sana bırakayım tamam, zaten. Tamam. Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bir yasa tasarısı var. Bir maddesi var ne biliyor musunuz?
Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir şehirde, istediği semtte, istediği bölgeyi rezerv alanı ilan etme yetkisi veriliyor. Ne demek biliyor musunuz bu? Artık sizin tapunuzun da bir anlamı yok. Elinizde tapu var ya, tapu delindi. İstediği bölgede, istediği biçimde, istediği şekilde ben burayı rezerv alan ilan ettim deyip sizin elinizdeki tapuyu da alıyorlar artık. Ve o alanı istediği gibi kullanıyor. İstediği şekilde, istediği inşaat şirketine, istediği biçimde %51'inin onayını bazen arıyor. Zorunlu durumda aranmaz diye de bir şey var. Yani bir kentsel dönüşüm projesi var. Milletlerin de bir tek tapusu kaldı. O da gidiyor. Ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Haklısınız. Bu millet böyle.